Bugün kirpiklerden ve kirpiklerinizi daha kalın veya daha uzun hale getirmenize yardımcı olmak için gerçekten önemli olan beslenme faktörlerinden bahsedeceğiz. Şimdi her göz kapağı için yaklaşık 1 ila 200 saç kökünüz vardır. Ve göz kapaklarınızdan çıkan kirpikler iki farklı aşamadan geçer. Birincisi büyüme evresi, ikincisi de dinlenme evresidir. Bir insanın kirpikleri dökülmeye başlarsa ya da çok küçük ve ince kalırsa bu iki aşamadan birinde sorun var demektir. Bu durumları tanımlayan birçok farklı teknik isim vardır. Ama bu sorunun arkasında gerçekten ne olduğunu söylemez. Demek istediğim, basitçe değerlendirdiğimizde, bahsettiğimiz şey kirpiktir. Peki kirpik nedir? Kirpik bir proteindir. Protein neyden yapılır? Amino asitlerden. Peki, amino asitler neyden yapılır? Pekala, bu bazı ham maddelerin arasındaki biyokimyasal reaksiyonun bir kombinasyonuyla oluşur. Bu işlemlerin gerçekten önemli faktörlerden biri eser minerallerdir. Yani amino asitleri yapmak için eser minerallere ihtiyacınız vardır. Bu amino asitler, daha sonra temelde sadece uzun farklı bir amino asit zinciri olan proteinlere dönüşmeye yardımcı olur. Bazı eser mineralleriniz eksik olduğunda, vücudunuzda tahrip edici şeyler olabilir. Örneğin, bu toprakta eser minerallerden birinin eksik olmasının, bitkiler üzerindeki tahrip edici etkisi ve böylelikle bunu yiyen hayvanlarda oluşacak tahrip edici etkiler gibidir. Bunun da ötesinde, bazı eser mineralleri eksik olan hayvan etini yiyen insanlar üzerindeki yıkıcı etkileri vardır. Şimdi, okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum, aslında bu konu ile alakalıdır. Ve bu harika bir kitaptır. İşte burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Toprak, çimen ve kanser. Şimdi bu kitabı ilk bulduğumda kulağa oldukça ilginç geliyordu ta ki 250 dolarlık fiyat etiketini fark edene kadar. O yüzden hemen dedim ki 250 dolarlık bir kitap almamın imkanı yok. Çiftliğimde her türlü deneyi yaptığım için dikkatimi çeken insan ve hayvan sağlığı ile topraktaki mineral dengesi arasındaki bağı ortaya çıkarmasına rağmen Yaklaşık bir saat sonra, bu beni temelden rahatsız etmeye başladı. Düşünüyordum da, neden çok daha ucuza kullanışlı kitapları bulamıyorum? Yani, insanlar neden bu kitaptan vazgeçmiyorlar? Demek istediğim, belki de kitaptakiler çok değerlidir ve kimse onu sahaflara satmak istemiyordur. Ve şu noktaya kadar ulaştım, dedim ki bu kitabı almalıyım ve bu kitapta ne olduğunu görmeliyim. Çünkü eğer pahalıysa gerçekten çok iyi olmalıdır. Aksi takdirde, kitapla ilgili bazı olumsuz yorumlar görürdüm. Fakat herhangi bir olumsuz yorum görmedim, sadece harika yorumlar vardı. Şimdi, elbette, meslekten olmayanlar için bu biraz teknik bir kitaptır. Ancak bu kitap, topraktaki eser minerallerin kaybı ile bunun bitkileri, hayvanları ve insanları nasıl etkilediği arasındaki ilişki üzerine büyüleyici bir çalışmadır. Çünkü sağlığımızın temeli aslında toprakta başlıyor. Eğer toprakta eksik olan bir şey varsa, ki vardır. Bizi besleyen ve sağlığa dönüşen yiyecekleri ve hayvanları nasıl yetiştireceksiniz? Bunu yapamazsınız. Bu eser mineraller hayati öneme sahiptir çünkü enzimlerin kalbinde. B12 gibi vitaminlerin yapımının merkezinde. Antioksidanların ve hatta bitkisel besinlerin yapımında da yer alırlar. Neyse, konumuza dönelim çünkü biraz dikkatim dağıldı. Dolayısıyla, birinin kirpiklerini neden kaybettiğinin mekanizmasını araştırır ve ararsanız. Bunun nedeni, çok özel bir prostaglandin tipindeki eksikliktir. Prostaglandin kelimesi size çok bir şey çağrıştırmıyor olabilir. Prostaglandin sadece bir sinyal molekülüdür. Bir nevi hormon gibidir. Vücutta dolaşan ve vücuda belirli şeyleri yapmasını söyleyen bir mesajdır ve belirli bir tür prostaglandin eksikliğiniz varsa saç büyümesi ve iltihaplanma ile ilgili her türlü probleminiz olabilir. Bununla birlikte çok fazla başka prostaglandininiz varsa bu baş ağrısı gibi şeylerle ilgili olabilir. Örneğin aspirin aldığınızda belirli prostaglandin türlerini bloke edersiniz. Baş ağrılarının tedavisinde aspirin'in etkinliğinin nedeni de budur. Ama kısacası, kirpik büyümesi için kullanılan bazı ilaçlar, prostaglandin F2 alfa adı verilen bu özel prostaglandin eksikliğini iyileştirmeyle bir ilgisi vardır. Bunu bilmek isterseniz diye söylüyorum. Buna PGF2 alfa diyeceğiz, bu şekilde kulağa daha akıllıca gelecek bir şekilde telaffuz etmiş oluruz. Yani bu prostaglandin eksikliğini gidermek, hakkında bilmeniz gereken sadece iki şey vardır. Biliretinoik asit adı verilen bir asittir. Bu asit, bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir ve kirpiklerin yeniden büyütmesine yardımcı olabilir. Yalnızca büyümelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kirpikleri gerçekten kalınlaştırabilir. Ve ardından dokuların doğru yağ kıvamına sahip olmalarına yardımcı olabilir. İkincisi çinkodur. Çinko üzerinde çalışmalar yaptığım bir iz mineralidir. Çinko eksikliğiniz olduğunda, prostaglandini üretemezsiniz. Şimdi, enzimler ve bitkisel besinler gibi her türlü şeyi yapan minerallerin etkilerinden bahsettiğimi hatırlayın. Ayrıca bu mineraller, prostaglandin denen bu sinyal molekülünü de yapıyorlar. Ve çinko olmadan prostaglandin yapamazsınız. Bu nedenle çinko, tırnaklarınızda, cildinizde, saçınızda, bağışıklık sisteminizde ve testosteron yapımında oldukça önemlidir. Kelimenin tam anlamıyla en az yüz farklı biyokimyasal reaksiyona katılır. Çinko alan ve saçlarını ve özellikle kirpiklerini yeniden büyütmeye yardımcı olan epeyce insan ve bununla ilgili birçok raporda vardır. Şimdi çinko takviyesi alacaksanız, tüm eser minerallerin karışımından oluşan yüksek kaliteli bir çinko takviyesi almanızı şiddetle tavsiye ederim. Tamamen şeffaf olmak gerekirse, bir çinko ürünün ve sattığım tüm iz minerallerin bir karışımı vardır. Size bu ürünü alın demiyorum bile. Diyetinize bakarak, öncelikle çinko eksikliğinizin nedenini bulmak aslında daha önemlidir. Dolayısıyla çinko, kirpiklerin uzamasında rol oynar ve bu arada Hint yağında bulunan bu retinoik asit de vardır. Şimdi Hint yağı bir müsildir. Bu bir koruyucudur. Bir kadının doğum yapmak üzereyken doğumu başlatmasına yardımcı olan bir şeydir. Cilt için nemlendirici olarak kullanılır. Aynı zamanda kepek önleyici bir tedavi olarak kullanılır. Ancak birçok kadın hint yağını kirpiklerini yeniden büyütmeye yardımcı olması için de kullanır. Ve kişisel olarak hint yağı alacaksanız, organik ve soğuk preslenmiş olduğundan, işlenmiş veya rafine edilmemiş olduğundan emin olun. Aynı zamanda çok çok pahalı bir hint yağı almanıza gerek yok çünkü birçok hint yağı aynı yerden gelmektedir. Çünkü bazı insanlar aslında bu çok küçük şişelerde satıyorlar. Aynı maddeyi çok daha büyük bir şişelerde çok daha düşük birim fiyatı alabilirsiniz. Kirpikler için bir numaralı olarak en iyi iki şey çinko ve hint yağıdır ve ben Hint yağını yüzeye sürerek uygulamanızı ve çinkoyu oral olarak ağız yoluyla almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde kirpikler için içeriden dışarıya doğru çalışmış olursunuz. Şimdi, farelerde yapılan gerçekten ilginç bir çalışma vardır, farelere aspirin verilmesini incelediler. Çünkü aspirin bu prostaglandinleri bloke ediyor, değil mi? Ve buldukları şey şu. Bunu yaptıklarında, bunun çinko eksikliği ile tamamen aynı etkiyi yarattığını buldular. Çünkü çinko eksikliği ve prostaglandin eksikliği semptomlarına baktılar ve ikisi de aynıydı. Ve bu videodan alınacak ders veya çıkarılacak ders. Kırmızı ışık göstergeleri gibi belirtilerin kaynağının almak önemlidir. Bir kovadaki küçük bir deliğin sadece üstünü kapatmak yerine, bu deliğin neden oluştuğunu ve daha derinde yatan temel nedenini bulmaktır. Bu da beni çinko eksikliğinin nedenlerinden bazılarının neler olduğu ve bunu nasıl düzeltebileceğiniz konusunda ilgiliyseniz, talep ettiğiniz takdirde gerçekten izlemeniz gereken bir sonraki videoyu hazırlayabiliriz.